Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Yalova Üniversitesi'nin yayınlanmış olduğu ilana bakmış olacağız. Farklı dallarda memur alımları mevcuttur. Bunların dışında ilanlar geldikçe sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen diğer tüm atamalardan ve ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz. Başvuru başlangıç tarihi 27.02.2022'de olacak. Son başvuru tarihi ise 11.05.2022 tarihinde son bulmuş olacaktır. Şahsen veya posta ile başvurunuzu yapabileceksiniz bilginiz olsun. Başvuru yeri adresi Yalova Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Merkez Yerleşkesi'ne yapılmış olacaktır olacaktır. bilginiz arkadaşlar. Peki hangi dallar dağılımı olacak? Bunun kısma geçmeden önce genel ve özel şartları hakkında bilgi vereyim. Sizlerin 657 de sayılı devlet temel kanuna uygun niteli olmanız gerekiyor. 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93 ve orta mezunları için de P94 puan türüne sahip olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmayacak bilginizi arkadaşlar. Başvuruda istenen belgelerin hepsini sizler okuyabilirsiniz. Başvuruların sonuçlanması ise sizler herhangi bir şekilde sözlü veya yazılı sınav yapılmaksızın Puan üstünlüğüne göre atanmış olacaksınız. En yüksek puandan başlayacak, en düşük puana doğru sarılmış olacaktır. Yani sizlerin herhangi bir şekilde kaybı olmayacaktır. Puanınız yüksekse başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine sizlere uygun değilse de diğer atamalardan haberdar olmak için demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Büro personel olacaktır ön lisans düzeyinde. Bunun içinde büro yönetimi, yönetici asistanlığı, sekreterlik gibi bölümlerden mezun olmanız lazım. Ve 35 yaşını doldurmamış olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Erkek adaylar için de askerliğini yapmış veya muaf olması gerektiğini yine tekrardan vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Diğer bir personelinde ise yine ön lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir. Fakat adalet ön lisans mezunu olmakla beraber en az 2 yıl tecrübesi olduğunu belirtmek istiyorum. Teknisi alımları olacaktır orta öğretim düzeyinde. Marangoz işleri yine teknisi alımları olacaktır. Bu kez bilgisayar bakımaların ön lisans düzeyinde. Elektrik işleri, ısıtma, soğutma işlemleri gibi orta öğretim mezunları başvurusunu yapabilecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi olacaktır. Erkek kadın ayrı. En az ön lisans mezun olmanız gerekiyor. Kadınlarda 160, erkeklerde ise 170 santimden kısa boylu olmamanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Destek personelim olacaktır. Şoför, boya badana temizlik, sığı tesisat, çevre düzenleme, bakım onarım gibi alanlarda alımlar mevcuttur. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen diğer tüm atamalardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.